Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber StakeLayer projesini inceleyeceğiz. Şu anda ön satışları devam ediyor ve bir ilki barındıran bir proje arkadaşlar. İlk Bitcoin yeniden alımı Layer 2 çözümü olarak dikkatleri üzerine çeken bir proje. Hemen projeyi incelemeye başlayalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar StakeLayer ne işe yarar nedir bunların hepsini detaylı olarak inceleyelim. Sayfamızı Türkçe'ye çevirelim ve İlk bitcoin layer 2 yeniden satışı olduğunu gözlemliyoruz. Yenilikçi yeniden değerlendirme teknolojisi aracılığıyla getirilerinizi en üst düzeye çıkarmaya adanmış son teknoloji platformu olan stake ile bitcoin yatırımlarınızda devrim yaratın şeklinde bir sloganları var. Güvenliğin benzersiz büyüme ile buluştuğu kripto para birimi kazancındaki bir sonraki evrimi kucaklayın. Arkadaşlar stake projesi kısaca anlatmak gerekirse. Asian Layer'a benzeyen bir sistem fakat Bitcoin üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Yani ilk Bitcoin üzerindeki yeniden alım Layer 2 çözümü olacağını gözlemliyoruz. Hemen projeye detaylı olarak baktığımızda Stake Layer olarak misyonumuz Bitcoin kazançlarını demokratikleştirerek dünya çapındaki yatırımcılar için erişilebilir, karlı ve güvenli hale getirmektir şeklinde. Burada zaten web sitesinde Tüm detayları anlatmışlar arkadaşlar. Tüm detaylarıyla projenin ne işe yaradığı belirli. Yenilikçi yeniden alım mekanizması benzersiz yeniden alım teknolojisiyle bitcoin kazancınızı en üst düzeye çıkarın. Eşsiz güvenlik, şeffaf süreçler ve kullanıcı dostu bir arayüz olduğunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda 3 firmadan audit raporu almışlar. Bunların arasında 0x kart arkadaşlar CoinSalt ve Solid Prof'tan güvenlik raporları aldıklarını gözlemliyoruz. Hata ödülü var. Hata ödülünü bulanlara da çeşitli ödüller verildiğini gözlemliyoruz. Şimdiye kadar haberleri Yahoo Finans'ta, Forex TV'de, Glob şairde arkadaşlar hepsinde çıktığını gözlemliyoruz. Bitcoin'i stake edin, altcoin getirisi kazanın. Yani işin özü bu arkadaşlar ekibin aynı zamanda şeffaf olduğunu gözlemliyoruz. Yani ekipte kimlerin olduğu burada belirli. Ekibi de araştırabilirsiniz arkadaşlar. Geleceğe giden yol Stakelier çeşitli varlık türlerini destekler. Zaten ön satışta da arkadaşlar şu anda birçok coin'i kabul ettiklerini gözlemliyoruz. Hemen yukarı kısımdan ön satışa bir girelim arkadaşlar. Ön satışı inceleyelim şimdi sizlerle beraber. Sayfayı ben Türkçeye çevirdim ve son fiyat artışından önce yani rant 7'den önceki arkadaşlar son 2 gün olduğunu gözlemliyoruz. Şu anda toplanan USD 1.5 milyon dolara ulaşmış ve 1 milyon 749 da bitiyor arkadaşlar bu randa baktığımız zaman. Ve şu anda tur detaylarına baktığımızda birinci turda 0.0083'ten ikinci turda 0.0091 gibi fiyatlardan satıldığını gözlemliyoruz. Ve bunların tamamı bitti. Şu anda 6. turda arkadaşlar 0.0 13 dolar seviyelerinde ve 300 bin dolarlık bir satış yapılıyor. 7. turda en son tur yakında geleceğini söylüyorlar. Burada arkadaşlar kripto ve kredi kartı seçenekleri var. Kripto olan alım için bir zincir seçmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi tüm zincirleri destekliyor. Sayfayı şuradan hemen İngilizceye çevireyim tekrardan. Burada Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Arbitrum gibi birçok ağı destekliyor. Binance Smart Chain ağında da BNB, USDT, USDC ve FDUSD gibi coinleri desteklediğini gözlemliyoruz. Mesela buradan USDT seçtiniz arkadaşlar. 100 dolar dediniz. MetaMask'ınızda sağ üst köşeden bağlıyorsunuz. 100 dolara 7097 adet StakLayer token alabiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. 78 dolar minimum alım limiti var. Yani 78 doların üzerinde alınması gerekiyor. Vesting ile ilgili kısımlar arkadaşlar web sitelerinden bulabilirsiniz ve sayfayı tekrardan Türkçeye çevirdiğimde Bitcoin'e Layer 2 yeniden alımına öncülük ediyor şeklindeki sloganları tekrardan burada da yer alıyor ve en aşağı kısımda benim dikkatimi çeken bir yer vardı. Kripto'nuz yeniden stake ederek arkadaşlar Stake Layer ile kazananları görüyoruz burada da. Yani kripto paranızla tekrardan paralar kazanabiliyorsunuz. Stake Layer ilk Bitcoin yeniden alma Layer 2 çözümüdür. Stake Layer ağı hem Bitcoin hem de Stake Layer token'larının stake edilmesiyle güvence altına alınır. Stakelayer zaten aldıktan sonra arkadaşlar burada yukarıda staking kısmı var ve staking de şu anda %111 oran olduğunu gözlemliyoruz. Buradan metamaskınızı dediğim gibi bağlayarak coinlerinizde stake e koyulabiliyor. Burada zaten stake, unstake ve claim gibi seçenekler var. Şu ana kadar da 22 milyon coin'in stake edildiğini gözlemliyoruz. Yani alımınızı yaptınız coin'i direkt buraya stake'e koyabiliyorsunuz. Roadmap'leri de arkadaşlar şeffaf bir şekilde web sitelerinde yer alıyor. Ve basında çıkan haberlerini de bir inceleyelim arkadaşlar. Stake layer ilgili ne demişler? İlk yeniden alım protokolü Stacklayer ön satışında 1 milyon doları aştı arkadaşlar. Yakın zamanda da TGS'i düzenlenecek Rant 7'nin bitişiyle beraber. Bitcoin Layer yeniden alımında öncü liderlerden biri olan Stacklayer ön satışında 1 milyon doların üzerinde parayı başarıyla toplayarak önemli bir dönüm noktasını işaret etti. Stacklayer Bitcoin'in işlevselliğini temel işlevlerin ve tasarrufların ötesine genişleten ve Bitcoin ekosisteminde yeni uygulamaların önünü açan yeni yeni bir yaklaşım sunmayı amaçlıyor. Burada da arkadaşlar en son haberlerde de 1 milyon dolarlık bir fon topladıklarını gözlemliyoruz. Twitter'da şu anda takipçi sayıları az fakat ilerleyen zamanlarda çoğalacağını düşünüyorum. Twitter sayfalarından son duyuruları yapıyorlar ve kripto sayfalarda gördüğünüz gibi kurumsal olarak işaretlenmiş arkadaşlar şu anda. Ve Yahoo Finans'ta çıkan bir diğer haberde de arkadaşlar, Yahoo Finans'ta bildiğiniz gibi kripto paralarla ilgili büyük haber sitelerinden bir tanesi Stekların arkadaşlar, Token 2049 etkinliğine Dubai'de katıldıklarını gözlemliyoruz ve orada da platformlarında anlattıklarını projenin potansiyel faydalarını anlattıklarını gözlemliyoruz. Projenin potansiyel faydaları arasında artan sermaye verimliliği, gelişmiş güvenlik ve inovasyon fırsatları gibi fırsatları barındırıyor. Yani Bitcoin sahiplerinin varlıkları üzerinden ek ödüller kazanmalarına olanak tanıyor ve sermaye verimliliği artıyor. Yeniden alım mekanizması Bitcoin ekosisteminin genel güvenliğine katkıda bulunma potansiyeline sahiptir diyor. Stakelier dediğim gibi arkadaşlar Bitcoin'in üzerinde lairiki çözümüyle yeniden alım çözümüyle beraber bir ilki gerçekleştiriyor. Bildiğiniz gibi daha önceki sistemlerde Agent ayrı birçok defa görmüştük. Fakat Bitcoin'in üzerinde bu sistemi hiç daha önce görmemiştik. İlk defa Stake Layer üzerinde görüyoruz. Ve Stake Layer'da bir ilki barındırdığından dolayı ilerleyen zamanlarda bir potansiyel barındırabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber dediğim gibi ön satışı şu anda 6. turda web sitelerinde devam ediyor. Videomuzun açıklama kısmında linki olacak. Buradan Pre-sale'a katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve baktığımızda fiyatında şu anda bir stake coin'in şu anda 0.014 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda stake layer'ı sizlerle beraber inceledik. Stake layer dediğim gibi bu alanda ilk olmasıyla ve projeler arkadaşlar token 2049 Dubai'de dikkatleri yine üzerine çekmişti. Ekibin şeffaf olması gayet güzel Ben maksimum arzda 5 milyar adet olacak arkadaşlar token'ın. Bunu da özellikle söyleyeyim sizlere. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.